Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu die Lebensmittel, yani yiyecekler konusu arkadaşlar. Daha önceden de artikelleri görmüştük hatırlayacak olursanız ve artikellerin de ilgili renkleri vardı. Bu renkler bize neyi sağlıyordu arkadaşlar? Rahat bir şekilde görselleştirmemizi sağlıyordu. Der için hangi rengi kullanmıştık? Maviyi, die için kırmızıyı, das için yeşili, die Plural yani çoğullarda da sarı rengi kullanıyorduk, öyle değil mi? Burada da aynı şey söz konusu. Der ile ilgili olan yiyeceklere bakalım arkadaşlar. Der Fisch balık demek arkadaşlar. Der Reis pirinç demek arkadaşlar. Der Salat anlaşılacağı üzere salata demek. Der Paprika bu biber demek arkadaşlar. Yalnız der paprika'nın şöyle bir durumu var. Ben paprika için der diyebilirim. Ancak die paprika da diyebilirim. Dolayısıyla her ikisi de geçerli arkadaşlar. Arzu ederseniz der paprika, arzu ederseniz die paprika. Hangisini daha kendinize yakın görüyorsanız onu kullanabilirsiniz. Der Käse arkadaşlar peynir demek. Der Schinken, jambon demek. Der Orangensaft, portakal suyu. Saft arkadaşlar taze sıkılmış sular içinde kullanılabilir. Demek ki meyve suları için saftı kullanıyorum. Portakal suyu diyecek olursam demek ki der Orangensaft demiş oluyorum. Demek ki saft tek başına der artikelini almış oluyor. Dilerseniz bir de D'lere bakalım. D için die Pizza anlaşılıyordur herhalde. Pizza demek. Die Banane muz demek arkadaşlar. Die Paprika az önce söyledim. Die Paprika neymiş arkadaşlar? Biber demekmiş. Die Schokolade çikolata demek arkadaşlar. Das artikeline baktığımızda Das Fleisch et demek arkadaşlar. Das Brot ekmek demek. Das Sauerkraut arkadaşlar bu lahana turşusu demek. Das Wasser su demek arkadaşlar. Şimdi die plurale baktığımızda çoğul olarak die Kartoffeln çoğul olarak patatesler görmüş oluyoruz. Demek ki patatesler die Kartoffeln demekmiş. Die Nudeln şerit makarna ya da erişte için demek ki ne diyeceğim? Die Nudeln diyeceğim arkadaşlar. Domatesler diyecek olursak eğer die Tomaten demek ki domatesler demiş oluyorum. Fransızcadan gelen arkadaşlar kızarmış patates Almanca'da da artık yerini almış durumda. Die Pommes aslında baktığımızda Fransızca'da bu pom demek arkadaşlar. Die Pommes diye Almanca karşılığı ya da kızarmış patates derken pomfrit demek ki kızarmış patates demiş oluyor. Yani çubuk patates, kızarmış patates anlamına gelmiş oluyor. Şimdi bunlara baktığımızda arkadaşlar pekiştirme maksadıyla şöyle bir soru soracak olursak Was passt zusammen birlikte passen uymak demek arkadaşlar. Hangisi uyumlu diyecek olursam ich finde ben şöyle buluyorum bence anlamına gelmiş oluyor arkadaşlar bu. Ich finde bakın burada artikel koymama gerek yok. Ich finde Salat passt zu Pizza. Bence salata pizzaya uyumlu diyecek olursam demek ki Ich finde Salat passt zu Pizza demiş oluyorum. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzlarıyla tekrarlayalım. Der Fisch Der Reis Der Salat, Der Paprika,
der Paprika, der Käse, der Käse, der Schinken, der Schinken, der Orangensaft, der Orangensaft, die Pizza, die Pizza, die Banane, die Banane, die Paprika, die Paprika, die Schokolade, die Schokolade, das Fleisch, das Fleisch, das Brot, das Brot, das Sauerkraut, das Sauerkraut, das Wasser, die Kartoffeln, die Kartoffeln, die Nudeln, die Nudeln, die Tomaten, die Tomaten, die Pommes, die Pommes, Pommes frites, Pommes frites. Arkadaşlar buraya baktığımızda die Kartoffeln çoğul olarak die Kartoffeln şeklinde görüyoruz. Ancak tekil olarak yapmak isteseydik die Kartoffel diyecektik. Buradaki neyi atacaktık. Buraya baktığımızda die Tomaten çoğul olarak görüyoruz. Tekil yapmak isteseydik neyi atacaktık ve die Tomate olacaktı. Şu hatırlatmayı yapmak istiyorum arkadaşlar. Bu dersimizde yiyecekler konusuna bir giriş yapmış oluyoruz. Dolayısıyla yiyecekler konusunu çok daha ayrıntılı şekilde tekil ve çoğul halleriyle göreceğimizden dolayı bu dersimizi sadece bir giriş olarak görelim. Evet, buraya baktığımızda arkadaşlar bunu da tekrarlayalım. Was passt zusammen? Was passt zusammen? Ich finde, Salat passt zu Pizza. Ich finde, Salat passt zu Pizza. Evet, ben burada arkadaşlar salata ve pizzayı eşleştirdiğim için, bunları çok uyumlu gördüğüm için ne dedim? Ich finde, Salat passt zu Pizza dedim. Sizler de yorumlara hangi yiyeceği uyumlu görüyorsanız, hangisiyle uyumlu buluyorsanız bunu yorumlarda paylaşırsanız ben de okuma fırsatı bulmuş olurum. Bu konumuzda demek ki yiyecekler konusunu görmüş olduk arkadaşlar. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.